Şimdi bir veri var elimde sizinle paylaşayım. TÜİK verileri bunlar. İstatistik kurumunun verileri. Hani tehlike demeyeyim ama ya da çözümün nerede aranması gerektiği noktasında da hani çözüm noktası mıdır aile? O bağlamda kullanabileceğimiz veriler bunlar. Diyor ki mesela bir tanımlama var. Hane halkları tiplerine göre Türkiye'de haneler tanımı var. 2014-2022 verileri var şu an elimde. Örneğin diyelim ki Türkiye'de tek kişilik hane halkı grubuna baktığımız zaman 2014 13.9 toplamın. %13.9'u toplam hanelerin. Bu oran 2022'de 19.4'e çıktı. 2023'te 19.7 denildi. Şu an 20'ye doğru ilerliyoruz. Her 5 haneden birisi evet. yalnız yaşayan bir insan. Başka. Çok değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kıymetli Erkam TV izleyicileri, Son Kale programımızın bir başka bölümüyle çok değerli konuğumuz Profesör Doktor Sayın Gülfettin Çelik'le Huzurlarınızdayız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyerek programımıza başlayalım istiyorum hocam. Hoş geldiniz Gülhmet Hocam. Merhaba. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Yoğun programınızda bize vakit ayırdınız. ederiz. Safa bulduk. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, malumunuz son kale programında biz aileye dair meseleleri ele alıyoruz. Aile denince de bu toplumun çekirdeği, nüvesi, medeniyetin neşet ettiği, hmm. nesilden nesile aktarıldığı bir ocaktan bahsediyoruz. Hmm. Bu ocak tabii son dönemde modern hayat tarzının getirdiği büyük şehirdeki bireyselleşmenin baskın olduğu bir iklimde stres altında diyelim. Hmm. Çok çeşitli boyutlardan bir baskı altında. Bu noktada bizim Aile kurumumuzu tahkim etmek adına akademi dünyasına da çok önemli görevler düşüyor. Akademi dünyası aileye nasıl bakıyor? Nasıl bakmalı diyerek ben programa bir giriş yapmış olayım hocam. Tabii hepimiz bir mekanizma içinde yaşıyoruz. Adına devlet dediğimiz ya da ülke dediğimiz sınırlar dahilinde örneğin 85 milyonu buluşturan bir e, toplumsal bir mekanizma içindeyiz. Evet. E, daha genelde evrensel ölçekte 8 milyarın hepsi bir şekilde bir takım öbekler, mekanizmalar, kurumsal mekanizmaların içinde yaşıyorlar. E, bu mekanizmaların da oluşumu işte karlı beladan beri böyle gelmiş. Evet, nihayetinde üst kademede bir yönetim erki var ama altta bir yönetilenler grubu var. E, bunların işte örneğin yönetilenlerin kendi içinde bir sürü meslek faaliyet e, gruplamaları var ama daha öze indiğimiz zaman hepsinin de temelinde e, aile e, kurumunun işte eskiden beri bugüne gelen serüvende ana merkez aks olduğu, unsur olduğunu hepimiz beraber biliyoruz. E, toplumlar aileyle o anlamda var oluyorlar. Aileyle devam ediyorlar. Bu itibarla e, her ne kadar e, güncelin e, sarmalığında bir takım trendlerin belirleyiciliğinde bir takım böyle farklı akımlar, yaklaşımlar doğsa da ana haddini hepimiz biliyoruz ki aile olmazsa olmaz. Bunun akademideki karşılığına bakacak olursak, zımmen ak ak akademi aileyi temele oturtmuş durumda. Eskiden beri böyle bu ama fiiliyatta akademiyle reel hayatın mesafesi bazen açılabiliyor. Bunun da bir takım sebepleri var. Bugün de Türkiye'de ya da dünyada diyelim aile ile bilimsel bilgi, yani teorik diyelim bilgi arasında zaman zaman bir takım mesafeler ortaya çıkabiliyor. Örneğin çalışma hayatı ve aile, hı hı. ekonomik ihtiyaçlar ve aile, sosyal ilişkiler ve aile, bireysel kişisel zaruretler ve aile bağlarında bazı mesafelerin zaman zaman ortaya çıktığı da müşahede ediliyor. Akademi bunların uzağında değil, hep gündemine alıyor. Ama üretilen cevaplar da bazen bu trendlerin de akımında farklılaşabiliyor. Türkiye'de bu serüvenin uzağında değil. Evet hocam. Şimdi bu bireyselcilik, bireysel hak ve özgürlükler ve modern nite dediğimiz paradigmalar evet. aileyi aslında biraz daha geleneğin temsilcisi evet. ve onların yürümek istediği yolda onları yavaşlatan bir unsur olarak görme eğiliminde. Maalesef akademinin de bazı ekollerinde bu hakim oluyor. Fakat biz görüyoruz ki toplum hayatında aile sorunun değil çözümün adresi. İnsanların huzur bulduğu, toplumsal bağların kuvvetlendiği, dayanışmayı sağlayan bir ocak ve nesilden nesile kültürel aktarımı da en güzel şekilde yapan ocak. Hmm. Bunu nereden görüyoruz hocam? Ee, bakın şimdi Filistin'de, Gazze'de yaşananlara bakıyoruz. Hani modern anlamda eğitim kurumlarına ve altyapılara sahip değiller. Hmm. Ama bir millet olmanın örneğini o aile ocağı, anneler hmm. aracılığıyla en somut şekilde ortaya koyuyorlar. Hmm. Demek ki onlar da çalışan... Başka yerlerde çalışmayan evet. bir eğitim metodu var. Hı -hı. Hı -hı. Bu zaviyeden aileyi çözümün adresi olarak ele almadı. Akademi dünyamıza ne gibi Hı -hı. roller düşüyor? Hı -hı. Neler yapılabilir? Hı -hı. Sizin ıı, akademik alandaki hakimiyetinizle, müktesebatınızla bunu da sormak istedim. Siz iyi noktaya getirdiniz. Yani çözüm mü, problem mi merkezidir aile? Her şeyden önce herhalde şu fark edilmiş olması lazım ya da onun şuurunda, bilincinde olmamız gerekiyor. O da nedir? Yani önümüze konan e, gündem oluşturması beklenen ürün neyse, malzeme neyse ya da konu neyse'nin e, kime ne anlama geldiğini herkesin e, sıfırdan e, kendi kriterleriyle ama asli kriterleri tekrar yorumlama ihtiyacı var gibi gözüküyor. Çünkü şöyle bir husus var o kurulmuş olan mekanizmalar, biraz önce girişte söylemeye çalıştığım mekanizmalar. Evet en üstte devlet ama daha aşağı indiğimiz zaman farklı çıkar gruplarının ihtiyaçlarına cevap veren bir sürü alt mekanizmalar var. Hı hı. İşte örneğin şirketler mesela ya da daha ötede holdingler ya da daha arka planda daha e, sektörel STK'lar. Sektörel STK'lar. İşte siyasi partiler, falanca ortamlar, filanca mahviller diyebiliriz çıkar grupları çıkar diye. Çıkar grupları diye, diye tanımladığımız noktada toplumsal sistemin ihtiyaçlarıyla çok da yerine göre örtüşmeyebilecek olan bir alan var aslında. Zaman zaman bu çok açığa çıkıyor. Ama ha. genelde de bu gizlenmiş olarak arka planda kalabiliyor. O da nedir? Bireysel çıkar larda buluşmuş olan bir takım gruplamaların etkinliği boyutu. Bunun en somut göstergesi şirketler ya da kâr ve zarar dünyası diyelim daha genelde kapitalist kapitalizm ya da işte piyasa ekonomisinin kurumsal örgütleri diyelim adına daha böyle ve onun hayat tarzlarına yansımaları. Yansımaları. Şimdi bu çok doğal olan bir şey. Zaman zaman tekrarları Hoşuma giden bir tabirdir. Fernand Brodel'in kapitalizm öngörülemez alanlarda ilerler der o. Hakikaten çok güzel bir cümledir bu. Herkesin kulağının önünde, gözün önünde tutması gereken kulağına küpe yapması gereken bir başlık gibi, ee, işveren sonuçta kar ve zarar mantığıyla çalışan insan elbette bazı kurallarla yaşıyor ama nihayetinde karını maksimize eden, maliyetini sıfırı indirmeye çabasında olan insandır. Hı hı. Belki muhafazakar bir dünyada, İslami dünyada ya da bir başka kültürel baskınlık dünyasında onun sınırları var ama piyasa ekonomisinin işte yırtıcı kapitalizm, yıkıcı kapitalizm dediğimiz dünyada hiçbir kural yok bunun. Kuralı olmayan bir dünyada çözüm üretebilmek o kuralsızlığı fark ettirmeyi gerektiriyor en başta. Ehe. Onu fark etmeliyiz ki aile nereye denk düşüyor, akademi bu anlamda olaya nasıl bakmalı, nasıl yaklaşmalı boyutu bunun üzerine konuşulması lazım. Bu atlanıyor genelde. Atlandığı zaman da işte üretilen bir film, üretilen bir medya unsuru ya da bir yazılan kitap, üretilen bir hikaye ya da bir senaryonun, sağ ee, Sadece görseline takılıp da çare üretmek çok kolay değil. Arka planda felsefesini, e, arka plandaki hedeflerini görmeden ki o toplumsal bilinç maalesef hala dünyada yok. Hala Hollywood'un baskın, e, medyanın kültürel çok baskın, süreklicilinde kültürel imparatorluk sürükleyiciliğinde o piyasanın kar ve zarar mantığına adeta her şey kurban edilir bir ortamda cevap üretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Önce bunu fark etmek lazım. Hocam çok güzel bir yeri vurguladınız. Müsaadenizle onu tekrar evet. bir altını çizelim. Sınır tanımayan, had, had, gözetmeyen kapitalizm hı hı. ve haddini gözetmek üzere yaşayan bir toplum. Bu ikisinin çarpışma evet. alanında hı hı. en temel mevzi aile ocağı aslında. Hı hı. Çünkü biz ailede haddi gözetmeyi öğretmeye çalışıyoruz, öğreniyoruz. Hı. Ama kapitalist düzende hadsizliği evet. hayatımıza zerk ediyor. Şimdi bir e, veri var elinde sizinle paylaşayım. E, TÜİK verileri bunlar, istatistik Eyvallah. kurumunun verileri. Hani e, tehlike demeyeyim ama ya da çözümün nerede aranması gerektiği noktasında da hani çözüm noktası mıdır aile Lütfen. o bağlamda kullanabileceğimiz veriler bunlar. Diyor ki mesela bir tanımlama var. Hane halkları tiplerine göre Türkiye'de haneler hı hı. tanımı var. İşte 2014-2022 verileri var şu an elimde. Örneğin diyelim ki Türkiye'de tek kişilik e, hane halkı e, grubuna baktığımız zaman 2014'te 13.9'ymış toplamın yüzde 13.9'u toplam hanelerin. Bu oran 2022'de 19.4'e çıktı, 2023'te 19.7' denildi. Şu an 20'ye doğru ilerliyoruz. Her 5 haneden birisi evet yalnız yaşayan tek bir tek başına insan. yaşayan insan hüviyetine vardı. Evet. Yani 2014'teki altı topu topu 7-8 yıl içinde %50'lik bir, bir değişim art. var. Bir evet. artış var burada yani. Tek kişiliğe doğru evrilen bir hane tanımı var yani. Dolayısıyla bireyselcilik bir artışta dediğimizde bu onun somut veri karşılığı. Aynen öyle. Şimdi tek çekirdek aile tanımında alt detayda Tek ebeveyn ve çocukların yaşamış olduğu aile, yani boşanmış, hı hı. bir sebeple parçalanmış bir aile, vefat etmiştir belki, boşanmıştır ama öyle ya da böyle tek kişiyle yaşayan anne, baba ya da çocukların olduğu hı hı. halin tipinde yine 2014'te 7.6 iken oran, bu 2022 yılında 12.8'e çıkmış. İki katına. Çıkmış. Hemen hemen iki katına yani doğru deyiz. gidiyor. Yani bu da e, hem tek kişilik aile var ama. Aile bütününün tek kişi olmasa bile çocuklarla beraber yaşasa bile yani evlilik de denemiş hı hı. ama parçalanmış aile oranında inanılmaz şekilde kontrolsüz yükseliyor. Bir husus daha var dikkatimi çeken. Ee, çekirdek aile ortamında olmayıp e, birden fazla kişinin beraber yaşamış olduğu aile tipi, hane tipi affedersiniz. Hı hı. Yani TÜİK bunu bir hane olarak kabul etmiş istatistikte. Yani bunlar evli değiller. Farklı cinsler, aynı cinsler bilemiyoruz o detayı bilmiyoruz ama 2.1'den yani 8 yıl içinde bu oran 3.3'e çıkmış. Bu da %50'lik bir artışa tekabül ediyor. Yani, yani burada problem nerede, çözüm nerede, e, boyutunda dikkate alınabilecek olan veriler, çok önemli veriler diye düşünüyorum. Aile kurumuna dair istatistiklerimizi dikkate aldığımız zaman bir şeylerin yanlış gittiğini evet. görüyoruz. Yani ama buradaki kastımız aile kurumunda bir şeyler yanlış gitmiyor. Sosyoloji bizi bir yere oraya getirmek istiyorum. Peki burada akademi dünyası ya, akademi dünyası nerededir şu dönüp an? Dönüp bize çözüm hocam diyeceğiz. Ee, istemez tabii akademi bir akademisyen olarak bu noktada benim de kendi e, veçemle verebileceğim cevaplar var. Bir defa her şeyden öte akademide şöyle bir noktaya varması gerekiyor. Bütün akademisyenlerin bu noktada kendimizi revize etmemiz gereken bir başlık var. O da nedir? spesifik alan uzmanlığından interdisipliner alan uzmanlığına ya da kuşatıcılığına mutlaka varmamız gerekiyor. Eskilerin hezarfen dediği, evet, pek çok alanda uzmanlığı Zira, olan Zira parçalı yapılar, parçalı cevaplar cevap olmuyor, üremiyor, üretmiyor, evet. çoğalmıyor bir karşılığı doğmuyor. Toplumda karşılığı doğmuyor. Ben onu iktisadi olarak anlattığım zaman şunu diyebilirim. Ya ailenin zaten yaşam standardı ortada, tüketim kalıpları ortada, asgari ücret ortada. Hamdolsun iyi bir yükselme yapıldı şu an 2024 yılı ama gidişatta enflasyonun getirdiği, barındırdığı risk diyelim. Gelir bölüşümünün attaki karşılığı her neyse bir sürü sebep sayabilirsiniz buna. Tek ekonomik bir cevapla ben yetinirsem vermiş olduğum cevap aslında tam bir karşılık bulamayacaktır. Benim aynı zamanda sosyolojiyi anlamda keşfetmiş olmam lazım. Psikolojiyi keşfetmiş olmam lazım. Bir yönüyle bölgesel coğrafi dağılımların kendi içindeki anlamlarını fark etmiş olmam lazım. O idari mekanizmaların işleyişini görmem lazım. Sivil toplumun örgütlenmesini bilmem lazım. Yani cevap bunun bütününü ancak verebilir. Akademi maalesef hala Türkiye'de. İşte görüyorsunuz toplumsal e, müfredatı ya da konulara ilişkin cevaplarda çok parçalı, kendi uzmanlık alanı ile ancak yetinebilen cevapları üretmiş olduğu bir hala mekanizmada. Evet. E, daha genel bir akademik e, yaklaşıma mutlaka varmak gerekiyor. Bu da akademisyenlerin bu alanlarda kendi aralarında interdisipliner düzeyde tartışma zeminine ulaşmasını gerektiriyor. Şöyle bir şey desek hocam. Mesnevi'deki hani fil tanımı vardır ya karanlık odadaki. Evet. Bir, bir buna benzetebilir miyiz yani? Doğru. Ee, bunun da tabii sebebine gelmek lazım ki çözümü geliştirebilirim Akademi maalesef hala e, kendi fil dişi kulesinde, ben de akademisyenim sonuçta, fil dişi kulesinde yaşamayı tercih eden öncelikle. Hı hı. E, akademinin e, böylesine tanımlanmış olduğu bir dünyadayız hala. Halbuki akan sular gitti, bambaşka bir gündem var şu an. Bu itibarla akademi maalesef reel hayatın dışına doğru kaymaya başladı akademisinin e, toplumla entegre olmasında yepyeni adımlara ihtiyacı var. Reel hayatla buluşması gerekiyor. Bir taraftan interdisipliner olması gerekiyor ama diğer taraftan da reel hayata işte girmesi gerekiyor. Teori ile pratiğin yan yana gelmesi gerekiyor. gerekiyor. Bunda çabalar yok mu? Var. Var ama bireysel düzeyde olan çabalar da yetmiyor. Hatta kurumsal bazı çabalar da yetersiz. Örneğin biz şimdi üniversite olarak kendi içimizde bir sürü tedbirden mevzu ediyoruz. Şunu yapalım, kulüpler olsun, birimler kuralım, merkezler kuralım. Yok, estüte olsun, uluslararası ortamlar protokollerimiz olsun filan ama akademinin o anlamda buluşabileceğim mekanlar, ortamlar nispeten kısıtlı. Örnek vereyim. Mesela bir yerel idare birimi, işte belediye, il, ilçe ya da büyükşehir belediyesi akademiyle çalışma ihtiyacını hissetmiyor. Mecburiyetinde değil o anlamda. Bakarsanız faaliyetlerine nispeten zaten. Akademiyle beraber yürütmüş oldukları faaliyetler, daha sati, daha üst düzeyde hı hı. uzmanlık detayında buluşamamış bir faaliyetle sorumluluğu devam paylaşmak istedikleri zamanlarda başvuruyorlar. Akademinin kapısını ee, çalıyorlar o kadar demeyeyim belki... ama, o kadar demeyeyim ama, e, şöyle de onun başka bir yönü daha var. Aslında yerel idarelerin de akademiyle buluşamamasının onlarca da meşru olan bir tarafı var. Çünkü akademisyen reel hayatın içinde değil ki diye bakıyor onlarda. Evet. Ben sadece teorik bilgiyi alabilirim ondan diyor. Ama reel alakalı bana söyleyebileceği çok fazla bir şey yok diyor kendince. Eyvallah. Ben o durumda reelden bir takım insanlarla bu işi yapayım diyor. O zaman da ihtisaslaşma doğmuyor. İhtisaslaşma doğmayınca yapılan faaliyetler belli bir düzeyde kalıyor. Detaya inip de dönüştürücü bir mekanizma doğmuyor orada. Eyvallah Bu tabi yerel idareler dedim. Aynı şekilde merkezi idareye verelim bunu. Merkezi idare taş örgütlemelerine verelim. Ee, şuraya getireceğim. Akademi ile İdari kamu, idari bürokrasisi, hadi ona sivil toplumu da ekleyelim, sivil toplumu kendi örgütlenmesini de ekleyelim. Çok daha somutta, çok daha realde, uzmanlık düzeyinde bir buluşma evet. ihtiyacı var. Ama bu doğal haliyle doğmuyor. Çünkü buna ne 2547'ci 47 e amir hükmü emrediyor, ne de... Açar mısınız 2547 nedir dinleyicilerimiz? 2547 ne de? sayılı kanun, e, yüksek yönetim alanını düzenleyen e, üst evet. çatı kanunumuz, öyle evet. diyelim. E, kamu kesimin örgütlenmesinde yüksek öğretim alanını özelde e, ele alan bir kanun çerçevesi bu. Ana hattıyla e, lisans, lisans üstü eğitimini e, örgütleyen, buna ilişkinde bürokrasiyi e, tanımlayan, işleyişi Akademi ortaya Akademi dünyasının koyan, kurallarını koyan... Tabii elbette oraya şeyi ekliyor. E, akademiyi araştırma yapan, hı hı. E, dış dünyayla o anlamda teması olan örgütlenme olarak tanımlıyor. Ama bunu icbar eden boyut çok zayıf maalesef teşvik üzerinden gidiyor. Sağ olsun mesela YÖK epey bir zamandır teşvik edici unsurlar ekliyor buna. TÜBİTAK örneğin bakanlıklar örneğin bir takım unsurlar ekliyorlar ama e, bu icbar edici olmadığı müddetçe bazı akademik alanlar kendi fil işi kulelerini yaşamayı tercih eder etmeye de hiç mahsur görmüyorlar. Ya da uluslararası programların finans e, sağladığı Konuları çalışıyor akademi. Genelde. Yani genelde. Avrupa Birliği'nde işte şu çerçeve programı kapsamında şu başlıklar çalışılacaktır deniyor. Bu sefer akademik literatür orada üretiliyor. Doğru aynen puanlama oradan, e, oradan üremeye başlıyor. Şu imkan o alanda yani. Evet ve bizim bugün Filistin ve Gazze'de gördüğümüz batı medeniyetinin bütün değer önerilerinin iflas ettiği bir noktada hı hı. kendi medeniyet değerlerimizden, hı hı üniversitelerimizin ortaya çıkartabileceği belki bu tip bir program yaklaşımına ihtiyacımız var. Doğru. Yani, neyi arıyoruz yani biz kendimize? Kendimize özgü demeyeyim ama kendi ihtiyacımızı öncelikleyen. Evet. Misal şimdi diyelim ki teknoloji de mühendislik alanında Türkiye artık bir yol buldu kendine öyle diyelim. Yani reele yansıyan somut çıktıları olan bir bir adım attık orada. Savunma sanayi ile örneğin diyelim evet. ki. Bu ilaç sanayinde de böyle o ilerlemeye başladı. İşte daha genelde kimya sanayi, e, moleküler ya e, atomik diyelim e, bilimsel alan gibi alanlarda şu an bir yol bulmaya başladık ama bunu sosyal alana karşılığı maalesef çok zayıf. E, evet teşvikler var. Örneğin TÜBİTAK yeni teşvik mekanizmaları kuruyor, yok diyelim ki kadrolar açıyor, öncelikle alanlar tanımlıyor falan ama daha öte bir şey lazım. 2000'li yani, yıllarda teknoparkları kurduk. Bugünlere geldik. Evet şimdi mesela teknoparklar çok iyi bir şey fonksiyonu icra etmeye başladılar. Her ne kadar şu an yüz küsür teknopark var. Hı hı. Yine oradan da ne çıktığı ayrıca elbette sorgulanmalı. bölgesel bölgesel belki de ele almak gerekiyor ama ana hattıyla da olsa üniversite ve sanayi, yani değer hayatla akademi bir ölçüde buluştu orada yani. Bir bir adım atılabiliyor oralarda ama bunu sosyal alana karşılığında belediyeler kendi çaplarında uğraşıyorlar. Merkezi idare kendi şapında uğraşıyor. İşte vali kaymakamı yani. uğraşıyor, çabalıyor. İl, ilçe müdürlükleri vasıtasıyla. Örneğin Milli Eğitim Müdürlüğü talimatlar veriyor okullara. Şunu yapalım diyor, bunu edelim diyor. Belediye kendince işte zabıta ya da diğer faaliyetleriyle gençlik merkezleri var, bilgi merkezleri var. Bir sürü faaliyet yürütüyor. Akademi de kendi içinde yürütüyor aslında. Biraz teşvik unsuru belki akademi yükseltme esasında olabiliyor. Hı hı. Ders müfredatının gerektirdiği çerçevede oluyor. Fark etmiyor ama bir yol gidiyor ama. En nihayetinde de aile parçalanmaya devam ediyor. Demek ki biz bir şeyleri bir şeyi kaçırıyoruz aslında. Yani farklı farklı alanlarda herkes dertleniyor, bir şey yapıyor ama bunların birbirini besleyen ve birbirinden beslenen bir ekosistemde buluşmasını buluşamıyor. Temin etmemiz ee, gerekiyor. Sivil toplum örgütleri de hakeza daha öyle. Onlar da çabalıyorlar ama e, maalesef maalesef bir hani e, derde derman bir yolu hala tutturamadık. Ben burada bir iki detayı, hani daha somutta çözümün nerede olacağı noktasında lütfen hadi. daha somutta gelmek isterim. Örneğin diyelim ki e, Türkiye'de toplamda 200 bin civarında akademisyen var. Bunun yaklaşık e, 40 bini İstanbul'da bulunuyor. Hı hı. Bu İstanbul'daki sayının da e, yaklaşık olarak e, örneğin diyelim ki e, Üsküdar bölgesini ele alacak olursak. 3000 civarında akademisyen de doğrudan doğruya öğretim elemanı diyelim. Öğretim elemanı Üsküdar'da ikamet edeni bunların. Ya da şöyle Üsküdar'daki akademik ortamlarda fiilen doğrudan doğruya görev yapanlar 3000 küsur civarında. <laughs> şimdi İstanbul'da yaklaşık bir buçuk milyon yakında öğrenci var toplamda. bunun vakıf ve devlet dağlarına baktığımız zaman yaklaşık 700 küsur bini devlet üniversitelerinde 500 küsur bini de vakıf, vakıf üniversitelerinde. <laughs> Bunun yaklaşık yarısını da örgün ve e, yüz yüze eğitim alan diye ayırırsak nereden baksanız İstanbul'da 600 bin civarında örgün eğitim alan bir öğrenci kitlesi var. Hı hı. Yani 40 bin akademisyen, 600 bin öğrenci var. Bunun işte şu an bulunmuş olduğumuz muhitte Üsküdar'ı indirgersek e, örneğin profesör düzeyinde 5 bin civarında profesör var. Sadece Üsküdar arasında yaşayan. Hı hı. Topla yaşayan anlamında söylüyorum. Ee, bunun yanında ilaveten e, üniversitelere bakacak olursak şu muhitte bile e, işte sayacak olursak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bazı bölümleri burada. Kafamızı nereye çevirsek bir üniversiteye Aynen öyle. Denk yani, bu, bu Üniversitede bu iti olarak ortaya çıktı. İşte Doğuş Üniversitesi burada. Ee, Fatih, Sultan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin bir birimi burada. Ee, Sabahattin Zahim'in buradaydı daha yeni karşıya taşındı. Üsküdar Üniversitesi burada. Medeniyet, Medeniyet Üniversitesi. Üniversitesi burada. her şey de burada neredeyse adeta 60 bin civarında toplandığı bir öğrenci kitlesi Üsküdar'da yaşıyor şu an. Hı hı. Üsküdar çevresinde eğitim alıyor doğrudan doğruya. Yani. 40 bin akademisyen, 600 bin öğrencinin evet. yaklaşık 5 bin akademisyeni Üsküdar'da, hı hı. 60 bini de yine, yine de Üsküdar. Üsküdar coğrafyasında. Evet. İlavete STK'lar bağlamına da bakacak olursak İstanbul'da toplamda 2200 küsur dernek var İstanbul'un genelinde. Evet. 390 civarında vakıf var İstanbul'da. Ee, bunun e, Üsküdar'a bakacak olursak, Üsküdar'da 207 vakıf var toplamda. Bin e, civarında da dernek var. E, yani devasa aslında bir örgütlenme e, kapasitemiz, kapasitemiz var. Nitelikli insan ki bu 60 bin öğrencinin, kimisi tıp okuyor, kimisi mühendislik okuyor, kimisi edebiyat okuyor, kimisi sosyoloji okuyor. Akademisyenler de hakeza o şekilde. Vakıf ve derneklere baktığımız zaman da, Kimisi evet hemşerilerinde ama sonuçta bir örgütlenmesi var onun. Yani hı hı. Sosyal bir duyarlılığı olan bir ortam en nihayetinde. Ee, çok çeşitli alanlarda ana hattıyla 15-20 temel alanda faaliyet yürütmeyi çabalıyor. Ee, böylesi bir imkanda e, biz biraz bu aile esasında yürütülen bir takım faaliyetlere baktığımız zaman hani kimler elini taşın altına koyuyor ya da kimler nasıl işbirliği mekanizmasına sahip diye baktığımızda maalesef çok güçlü bir düzenlilik arz eden bir e, ilişki ağını göremiyoruz. Müsaadenizle şunu arz edeyim hocam. Biz 6 Şubat depremleri sürecinde İstanbul Aile Vakfı olarak orada deprem bölgesindeki depremzede e, vatandaşlarımıza psikososyal destek vermek üzere bir gönüllülük seferberliği başlattık. Bakın sahada bir sürü insani yardım yapan STK vardı. Ama bu psikososyal destek alanında çok az sayıda STK vardı. Hı hı. Yani biz bir e, istikamet veren olmayınca hı hı. veya bir koordinasyon hani bu toplumsal enerji ve birikimi de öyle ele almak lazım. Buna bir istikamet veren, bunu koordine eden veya bunu modere eden hani evet. bir yapı olmayınca belli alanlara yığılma eğilimindeyiz öyle millet oluyor, olarak. Öyle oluyor. Bu noktada da akademi dünyamızın aslında topluma rehberlik etmesini bekliyoruz. Doğru. Yani bu yığılmaları hı hı. verimli şekilde çözüm üretecek alanlara yayan hı hı. ve oradaki toplumsal enerjiyi, toplumsal bereketi en üst seviyeye taşıyan bir Doğru. moderatör unsur aslında. Şimdi biz şöyle dünyası. bir e, sizin deprem ör, bölgesini örneklediniz. Ben de şu yaşamış olduğumuz muhit ve yakın çevresiyle alakalı bir örnek vereyim biz üniversite olarak e, İstanbul'un Anadolu yakasında 5 ilçede işte Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, e, Sultanbeyli ve Sancaktepe coğrafyasında e, 15-18 e, lise yaş grubu öğrencisinin e, bulunmuş olduğu belirlenmiş bazı liselerde bir proje uygulamaya çabaladık. Yaklaşık işte e, 17 lisede uygulanan bu coğrafyadaki e, liselerde üçer ortalama lisenin Gönüllü öğrencisiyle yürütülen bir projeye e, niyet ettik. Fakat biraz önce ifade etmiş olduğum gibi e, çoklu el birliği mekanizmasıyla acaba yürütebilir miyiz diye bir e, niyetle bu başladı. Sağ olsunlar e, kaymakamlıklar, belediyeler, belediye başkanlıkları, e, onların kendi alt birimleri ne varsa hepsi, e, birçok STK, yaklaşık 30 küsur STK ile somutta yan yana e, yol almaya gayret ettik ve üniversitenin, akademinin beraberliğinde bir proje ortaya çıkardık. Bu gençlerin beş temel alanda ihtiyaçlarına dönük seminerler, konferanslar, atölyeler, geziler, çeşitli buluşmalar, muhabbetler, çay ortamları gibi böyle sportif faaliyetler gibi devasa bir faaliyet türünde sayısını tam hatırlayamadım ama 300'den fazla faaliyetin yürütüldüğü toplamda. Devasa çok bir güzel. organizasyon yapıldı. Maşallah. Ee, yani Öğrencilerle ta Antalya'lara kadar gidildi. Gençlik Spor Bakanlığı'nın kampları gezildi. Bir sürü ortamla beraber. Ee, üniversitemizin akademisyenleri iştirak etti, öğrencileri iştirak etti filan falan Ama ciddi mesafe de alındı bu projede. Bir yıl aşkın yürütüldü filan bu proje. Ee, gerçekten çok ciddi başarılar elde edildi. Çıktıları neler oldu? Çıktıları hocam? mesela diyelim ki ee, seçtiğimiz liseler e, üç düzey liseydi. Her ilçede kendi içinde o ilçe ölçeğinde daha az gelişmiş diyebileceğimiz, orta ve daha gelişmiş diyebileceğimiz üç ayrı lise kategorisi istedik onlarda. Hı hı. Dedik ya işte falan ilçede, falan ilçede böyle bir kategorizasyon yaparak bize liseleri bildirin. Yani öyle liselerle karşılaştık. Ee, öğrenci kitlelerinin çok baskın bir şekilde sosyalleşme ihtiyaçları açıktı. Örnek vereyim. Ee, sağlıklı bir sosyalleşme sürecinde olmayan ortamlarla karşılaştık. hı. hı. Örneğin sosyal medyanın kullanımında ilişkin bilinci olmayan rastgele sürüklenen ekranın bir ekrantiyle olmuş. Aynen ekranın öyle. Ekranın manipüle ettiği konularla kendi ihtiyaçlarıyla tutup gündelik hayatının çekip... mesafesi olduğunu gördüğümüz öğrenciler ortaya Hı -hı. çıktı. Hı -hı. Örneğin diyelim ki faaliyetlerden bir kısmı akademik başarıydı. Mesleki ve kariyer e, gelişimine ilişkin e, netleşme ihtiyaçlarıydı. Onlar anketler yapıldı, eğilimler ortaya çıkarıldı. O eğimlere uygun bir takım atölyeler oluşturuldu. İşte müzik atölyesi, resim atölyesi, e, okuma atölyeleri gibi bir sürü atölyeler doğdu. E, öğrencinin kendi e, kişilik ve karakterine ilişkin de o anlamda kargaşanın olduğu e, kitlelerle karşılaştık. Hı hı. Kimlik kargaşasına düşmüş gençler var. E, çıkan sonuç şu en başta anketler yapıldı. Orta dönemde raporlamalar alındı ve nihayetinde tekrar anketler yapıldı bir mesafe alanını gördük. Bu beş alanın tamamında da ortaya çıktı bu yani. Dolayısıyla ee, sivil toplum kuruluşlarına aslında siz bir yol gösterdiniz. Gösterdik. Yani bu gençlerle bu şekilde ilgilenince bu noktadan şu noktaya getirebiliyoruz. Mümkün ama 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 orada bir problem var. Niye? Çünkü her kurum işte yerel idare, merkezi idare, üniversite ve STK dedik. Kendi asli gündeminde örgütlenmiş. Hı hı. Diğer kurumların yapabileceği katkıyı o anlamda esası alamayan çünkü bir ilişki mekanizması mecburiyeti yok. Gönüllük esasında. Bugün var, yarın yok gibi. O itibarla da... Somuta indirgersek hocam mesela belediyeden elde edebileceği bir imkan var ama bunun farkında değil. O kapasiteyi kendi içerisinde inşa etmeye çalışıyor. Aynen öyle. İkincisi de ikincisi de soyulmuş olduğu alan aslında kendisini kuşatabileceği bir alan değil. Onun da farkında ya değil. Ya da o alanda bir kamu kurumu ya da bir yerel yönetim Zaten o Yapmaya işleri kapatmıyor. O STK'nın, o kurumla kendisini eklemleyip onlarla teslim olarak daha doğru öyle diyelim. Onlara kendini rahmet ederek ilerlemesi çok daha bereketli olabileceği bir muhit varken. Evet. E, böyle nasıl diyelim. Farklı Kaynakları vardır. verimli kullanamadığımız. Aynen yani bir gettolar diyelim tarzı şeyler oluşmuş aslında. Kompartmanlar da olmuş. Evet günlük ee, hayatta küçük olsun benim olsun dediğimiz. Bunun dediğim ortaya çıkarttığı şey. en ciddi problem şu. E, bazı alanlar tamamen ihmal edilebiliyor bazı alanlara da bazı yığılmalar yığılmalar var. İşte depremde olduğu gibi örnek evet. veriyorum. Yani elbise, hırka, kazak gönderelim. Ama öbür tarafta başka Psiko, bir ihtiyaç, destek alanını bir... biz evet. kendimiz yapmayalım. Batıdan gelecek ne zehir zerk ettiği belli olmayan S.T.K'ları o alanı bomboş bırakalım gibi bir evet. durum ortaya çıkıyor. Hocam biz programın süresini doldurduk ama doyamadık. Aslında tam da konuyu Olgunlaştırdığımız bir yerde bırakıyoruz. Bu noktada sizin projeleriniz de var, onları da biliyoruz. Bir sonraki programımızda sizin programınıza uygun olan bir zamanda diyelim, tekrar bir araya gelip bu konuyu derinlemesine konuşmak istiyoruz. çözümleme açısından şart gibi gözüküyor. İnşallah evet. ben de zaman ayırmaya gayret edeceğim. Çok sağ Teşekkür olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok değerli Erkam radyo dinleyicileri. Kıymetli Arkam TV izleyicileri, bugünkü Son Kale programımızda Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamızla beraber akademi dünyası, yerel yönetimler, STK'lar ve bunların birlikte yapabileceği konulara yoğunlaşan bir sohbet gerçekleştirdik. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.